Next is Hashim Shahin, and he will be speaking to us about the Bayrami Melamia. And this is a scholar who comes from Sakarya University. So. Kıymetli hocalarımı, sevgili meslektaşlarımı ve dostları saygıyla selamlıyorum. Vakitten tasarruf etmek için ve konu bütünlüğünü tam manasıyla sağlayabilmek için tebliğ metnimi hızlıca okumak istiyorum. Bayramiye tarikatı, Hacı Bayram-ı Veli'den itibaren Osmanlı Anadolu'sunda bilhassa orta sınıfı temsil eden çiftçi ve köylü tabakaları üzerinde geniş bir nüfuz alanı bulmuştur. Tarikat, Hacı Bayram Veli'den itibaren ana hatlarıyla kuru zühde dayanan, cehennem korkusu ve cennet umudu ile nafile ibadetlere önem veren tasavvuf geleneğine bir tepki hüviyetiyle ortaya çıkmış, daha ziyade ilahi cezbe ve aşka dayalı ileri bir vahdeti vücut neşvesine sahip bir yapıya bürünmüştür. Bu gelenek, Hacı Bayram Veli'nin vefatından sonra önde gelen iki halifesi arasında bir görüş ayrılığının ortaya çıkmasına da sebep olacaktır. Bu halifelerden birisi Akşemseddin, diğeri de Bıçakçı Ömer Dede adıyla bilinen Emir Sikkini'dir. Emir Sikkini ile Akşemseddin meşrep konusunda fikir ayrılığına düşmüşler ve tarikat bu ikisi tarafından Şemsiye-i Bayramiye ve Melamiye-i Bayramiye olmak üzere iki kol üzerinden ilerlemiştir. Emir Sikkini'nin temsil ettiği Bayrami Melamiliğinin aşk ve cezbeyi daha ön plana çıkardığı anlaşılmaktadır. Devre-i Vusta Melamiliği veya ikinci devre Melamiliği gibi isimlerle de adlandırılan bu ikinci kolun kurucusu Seyyid Ömer Dede'nin hayatı hakkında kaynaklarda bilgiler oldukça azdır. Kendisinden bahseden kaynaklar asıl adının ne olduğu ve kendisinin nereli olduğu konusunda ihtilafa düşerler. Mesela Mirat-ı Işık'ta adı Sultan Amir Dede şeklinde geçer. Halk arasında Bıçakçı Emir Dede olarak tanındığı ifade edilir. Mirat-ı Işık'tan kısa bir süre sonra yazılmış olan Ketaib'de ise Emir Sikkini ismiyle bahis konusu edilir. Kendisinden Ömer adıyla ilk defa bahseden ise hayatı hakkında verdiği bilgiler sadece Hacı Bayram Veli'nin halifesi olmasından ibaret olan Taşköprüzade ile başlamıştır. İlerleyen dönemde gerek Taşköprüzade'nin eserine yapılan zeyillerde ve gerekse Melamilik tarihine dair eserlerde Ömer ismi kullanılmıştır. Ancak en eski kaynaklarda Ömer isminin yer almaması ve Emir şeklinde geçmesi asıl isminin Emir olabileceğini kuvvetle ortaya koymaktadır ki Emir unvanı Anadolu'da bilindiği gibi Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenleri ifade etmek için kullanılan bir tanımlamadır. Bir diğer şüpheli husus kendisinin aslen nereli olduğu meselesidir. Mirat-ül Işk onun Göynük'te doğduğunu ifade eder. Fakat Ketaib başta olmak üzere diğer kaynaklar Bursalı olduğu konusunda fikir beyan ederler. Doğum tarihi de kesin olarak bilinmemektedir. Ve Seyyid ünvanıyla Hamzevi geleneğinin içerisinde Sıkkini lakabıyla tanınmıştır Seyyid ünvanının yanı sıra. Bu ünvanın kendisine verilmesiyle ilgili yaygın rivayet hayatını bir meslek erbabı olması hasebiyle bıçakçılık yaparak geçirdiği içindir. Sadece farklı bir geç dönemli bir kaynakta, Hamzevi geleneğine mensup bir kaynakta daha farklı ifade edilir onun bıçakçı unvanına sahip olması. Buna göre Hacı Bayram Veli'nin o hepinizin bildiği meşhur müritlerinin sayısını ifade etmek için ikinci Murad'ın huzurunda müritlerini kurban ettiği zaman bir müridinin bir de hanım müridinin
kendisini bıçağın altına teslim ettiği ifade edilir. Bilirsiniz o menkıbeyi. İşte Hamzavi gelenek burada hiç düşünmeden Hacı Bayram'ın bıçağının altına yatan kişinin bıçakçı emir olduğunu ve kendisine bu yüzden bıçakçı denildiğini kabul eder. Ömer'de de Hacı Bayram Veli'nin vefatından sonra Göyni'ye yerleşmiş ve özellikle onun gerçek halifenin kim olduğu konusunda Akşemseddin'le bazı tartışmalara girdiğini sonraki kaynaklar ifade etmektedir. Her iki kaynakların, yani her iki kolun rivayetlerini de gerek Şemsiye'nin, gerekse Melamiye'nin birbirinden farklı rivayetlerini kendi tarikatlarının, kendi temsil ettikleri kolun meşruiyetini ortaya koyma gayreti olarak algılamak mümkündür. Tabii biz burada melamilik kısmını ön plana çıkardığımız için, tebliğ konusu itibariyle bu gelenekteki rivayetleri ortaya koymakla yetinmek istiyorum. Buna göre meşhur menkıbeyi bilirsiniz. Akşemseddin kendi dergahında, tekkede zikir törenlerine katılmayan bıçakçı emiri sert bir şekilde ikaz eder ve taç ve hırka bendedir ve sen bana uymak zorundasın şeklinde onu çağırır. Bunun üzerine bıçakçı emir de bir ateş yakılmasını ertesi günü cuma vakti ve kendisinin taç ve hırkayı giyeceğini, eğer keramet taçta ve hırkada ise kendisinin yanıp onların kalacağını, şayet keramet gönülde ve insanın kendisinde, kalbinde ise hırkanın ve tacın yanıp kendisinin kalacağını söyler. Ve ertesi günü yapılan törende ateş yakılır, bıçakçı emir girer ateşin içerisine, hırka ve taç yanar ve kendisi sapasağlam bir şekilde çıkar. Melami gelenek buna inanır ve bu tarihten itibaren melamiler hırka gibi, taç gibi, tarikat gibi, tekke gibi ritüellere karşı hareket ederler ve saçlarını uzatmış bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Diğer bir rivayet, yine Melami kaynaklarında yer alan, Hacı Bayram Veli'nin vefat etmeden önce kendisinden sonra kimin halife olacağını işaret ettiği hususudur. Yine bu anlayışa göre hasta yatağında, ölüm döşeğinde olan Hacı Bayram Veli, emir su getir diye su ister. Aslında kendisine Akşemseddin daha yakın durmaktadır bu sıra içerisinde. Akşemseddin suyu götürdüğü zaman Hacı Bayram suyu alır, yere döker ve yeniden emir su getir der. Bunun üzerine bıçakçı emir suyu alır götürür ve Hacı Bayram bu suyu içer. Melami gelenek kaynaklarında zikredilen bu anlayıştan hareket ederek de yine Hacı Bayram'ın meşru halifesinin, mirasçısının kendi pirleri olan bıçakçı emir olduğunu ifade eder. Tabi Melami gelenekte bir kutbiyet anlayışı söz konusudur. Ve bu kutbiyet anlayışı ileriki dönemlerde aslında bu itiraz ya da mevcut olana, süre gelene itiraz etme geleneği bıçakçı emirle birlikte başlar. Halifeleri Bünyamin Ayaşi vasıtasıyla devam eder ve daha sonra Pir Ali Aksaray'ı de aynı şekilde sistemin belki dışında sayılabilecek bir anlayışa sahip olur ve nihayet İsmail Maşuki ile birlikte bu gelenek ilk kurbanını vermiş olur. Tekrar Bıçakçı Ömer'de diye dönecek olursak, menkıbelerdeki değişikliklerin, farklı görüş ayrılıklarının, demin de ifade ettiğimiz gibi her bir kolun kendisine meşruiyet sağlamasını gayreti içerisinde yazıldığını ifade etmek mümkün. Ve sonrasında Göynük'te yaşamaya başlayacak bu tarihten itibaren Bıçakçı Emir. İstanbul'un fethi sırasında, fetihten bir hayli sonra vefat etmiş olmasına rağmen,
katılanlar arasında ismi geçmiyor. Bu ilginç. Buna karşın Akşemseddin'in Fatih'in en azından fetih sırasında oldukça yakın dostlarından birisi olduğunu biliyoruz. Fetih sırasında önemli etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Fetihten önce, şeyhinin vefatından sonra Bıçakçı Emir Göynü'ye gider, yerleşir ve burada yine esnaf tabakası üzerinde, köylü halk tabakası üzerinde hatırı sayılır bir nüfuza sahip olur. Ankara civarı, malum tarikatın kuruluş yeri, Beypazarı, Mudurnu gibi çevrelerde, Göynük gibi çevrelerde yayılır. İlerleyen zamanlarda Balkanlara geçecektir. İşin ilginç olan tarafı ise Akşemseddin'in de daha sonra Göynü'ye yerleşmesidir. Yani çok daha Bıçakçı Ömer'e göre belki iktidar nezdinde daha ön plana çıkmış, daha karizmatik bir şahsiyet olarak kabul edilmekle birlikte Göynü'yü tercih etmesi bir ilginçtir. Belki bunu bir cilve olarak mı görmesi gerekiyor yahut da nüfuz mücadelesinin Göynük gibi eski ticaret yolunun üzerinde olan, merkez konumda olan bir kente taşınması şeklinde mi algılamak gerekiyor? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Halbuki Fatih Sultan Mehmet'le arası son derece iyiyken Halil İnalcık hocamızın ifadesiyle Eyüp'teki caminin etrafına Akşemseddin için bir medrese yapılmaya başlandığı fakat sonradan bu medrese inşaatının durdurulduğu rivayet edilir ki belki de merkezin, devlet yönetim tabakasının Akşemseddin'le olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye başlaması yüzünden onun da aslında tarikatının başlangıç merkezini oluşturan kırsal kesime geriye dönüşü olarak algılamak mı gerekiyor? Belki de böyle düşünülebilir. Neticede Ömer Dede ile ilgili bilgiler son derece sınırlı. Zaten Melamet'te erken dönemiyle ilgili kaynakların azlığını biliyoruz. Klasik dönemde ise Melami kutuplarının temsil ettikleri görüşler dolayısıyla devlet mekanizması Osmanlı Merkezi İdaresi tarafından dışlandığını biliyoruz ki bu konuda kendileri de buradalar. Ahmet Yaşar Ocak hocamızın Osmanlı toplumunda Zındıklar ve Mülhitler kitabının önemli bir kısmını bu konuya ayırdığını biliyoruz. Detaylı bilgiye oradan vakıf olunabilir. Bu süreçte yazılan her kaynağın doğal olarak ya kendi tarihini biraz gizlemeyi tercih ettiğini yahut da daha farklı bir yol çizmeyi denediğini görüyoruz ki bu tarikatın erken dönemindeki şahıslara ait çok fazla bilgi edinmemizin önüne geçiyor. Yani hem Bıçakçı Emir ile ilgili çok fazla bilgimiz yok, hem de halifesi olan Bünyamin Ayaşi ile ilgili çok fazla bilgimiz yok. Bünyamin Ayaşi'den sonra kutbiyet makamına Pir Ali Aksaray'ı geçecek. Pir Ali Aksaray ise Bayrami Melamiliğinin asıl kurucusu olarak kabul edilebilir. Ben teşekkür ediyorum. Tebliğim bu kadar. Saygıyla selamlıyorum hepinizi.